Onun nedir? Hangi konuda tez hazırlıyorsunuz? Biyoistatistik üzerine tez hazırlıyoruz şu anda. Elimizde veriler var. Bazı hastalıkların ameliyat öncesi verileri var elimizde ve bu değerler ameliyat sonrasında nasıl değişmiş bunu araştırıyoruz. Bu çok enteresan bir şekilde şu anda bir üçgen kurduk. Çünkü Ege Üniversitesi'nde okuyan bir bursiyer arkadaşımız var şu anda tıp fakültesi son sınıfta ve Nur Ünde zaten bizim 2012 yılı mezunumuz ve işte hali hazırda yüksek lisansına devam ediyor ve çalışıyor. Nerede çalışıyor? Bir araştırma şirketinde çalışıyor. Değişik bir denklem oldu. Harika. Peki şey Nurcuğum istersen Güzin'in dediği gibi biz çok şey yapalım. Biraz Nur çok kısaca kendinden bahsedersen. Hemen bahsedeyim. Pardon. 2012 mezunuyum Erenköy Kız Lisesi'nden. Ardından İstanbul Üniversitesi'ne başladım. Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansımı tamamladım. 2017'de mezun olduktan sonra da Galatasaray Üniversitesi'nde sosyoloji yükseğine başladım. Hazırlık okudum bir sene. Daha sonrasında normal lisansüstü derslerime başladım. Şimdi tez dönemimdeyim. Tezimi yazıyorum. Artık bitirilmesini öngörüyorum bu pandemi sürecinde, hazır evdeyken de. Ne çalışıyorum? Kent hakkında çalışıyorum. Kent sosyolojisi çalışıyorum. Bugün de aslında birazcık bundan bahsedeceğim. Yani kendi tezimle alakalı değil doğrudan ama yine kent ve kentlilik üzerinden bahsedeceğim. Beykoz özelinde çalışıyorum. Tezimle de. Böyle birazcık işte kent politikası, siyaset sosyolojisi, kent sosyolojisi bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yavaşça artık şeyde başlayayım herhalde neden bahsedeceğim. İşte dediğim gibi bugün birazcık bilim döndüğünce kent ve kentlilik hakkında konuşacağım. Kent nedir? Kentteki ilişkiler nasıl kurulur? Bunların genel bir çerçevesini çizmek istiyorum. Çok fazla uzun uzadıya şeyleri anlatmayacağım. Çünkü birazcık karşılıklı bu süreci beraber yorumlamak istiyorum. Pandemideki kentliliği ve kent yaşamını birlikte konuşmak istiyorum aslında. İlk olarak kent ve kentlilik nedir? Bunun bir çerçevesini çizmek gerekiyor. Kent derken neyi tarif ediyoruz? Aslında biz bugün içinde yaşadığımız kenti, modern anlamda kenti sanayi sonrasında görüyoruz. Sanayi sonrasında tecrübe ediyoruz. Sanayi devrimi sonrasında tecrübe ediyoruz. Bu anlamda da literatürdeki en genel anlamıyla kent karmaşık iş bölümünün bulunduğu ve insan ilişkilerinin rasyonellik, akılcılık üzerinde bina edildiği mekanlardır. Yani bu ne demek? Kent eşittir iş bölümü ve insan ilişkilerindeki rasyonelliktir. Amerikan sosyolog Lewis Wirth bu konuda bir özellik daha ekliyor ve diyor ki kent anonimliktir ve buna bağlı olarak da bir özgürlük tarif eder. Bu neyi anlatıyor? Küçük yerlerde insan ilişkileri daha duygusal motivasyonlarla kuruluyor. Böyle bir mekanlardı ve toplumsal kontrol mekanizması gelişmiştir. Herkes öyle ya da böyle birbiriyle bir temas halinde ve sorumluluk ilişkisi geliştiriyor. Ya bunu işte mahalleler, mahalle baskısı gibi düşünebiliriz bugünkü anlamda. Ama bu alanın dışına çıktığımızda, daha karmaşık ilişkilerin içine girmeye başladığımızda artık bir anonimlik başlıyor. Yani başka bir ifadeyle birey olma hali başlıyor. Yani dolayısıyla akılcılık ve bireycilik kentliği oluşturan iki önemli karakter olarak ortaya çıkıyor. Şimdi kentli daima kendisi için maksimum faydayı hesaplıyor. Bu anlamda da Alman sosyolog Zimmel kentli insanı şu şekilde tarif ediyor. Aklı kalbinden büyük olan insan. Homo economicus. Yani bu ne demek? Bugün İstanbul'da yaşıyoruz, bir metropolde yaşıyoruz. Arkadaşlarımız gerçi başka yerlerdeler ama hepimiz bir İstanbul deneyimi öyle ya da böyle var. İstanbul trafiği diye bir gerçeklik var örneğin. Boş saatlerini kolluyoruz. İşte bunu nasıl optimum faydayla kullanabileceğimizi hesaplıyoruz. Ya da okulda hocamız dersi uzatıyor. İşte boş trafiği kaçırdık, buna hayıflanıyoruz vesaire. Böyle bir hesaplama halindeyiz daima bu anlamda. Zimmel Metropol ve Yaşam, Zihinsel Yaşam isimli çalışmasında bu süreci çok detaylı bir şekilde anlatıyor. İnternette çok rahat bulabilirsiniz. Bir de kentin başka bir özelliği var. Yakın ama uzak ilişkiler
kuruyoruz. Yani ne demek istiyorum bu noktada? Örneğin metrobüs. Yani İstanbul'un bir gerçeği. Pandemide de çokça konuştuğumuz bir şeydi metrobüs. Şimdi karşımızdakinin neredeyse biz nefesini hissediyoruz. Yakın bir, fiziksel olarak yakın bir ilişki kuruyoruz. Ama bir o kadar... Metrobüste güzel... çok yakın bir ilişki kuruyoruz Nur yani. Çok yakın. Evet. Haklısınız gerçekten. Metrobüs bir dert yani bu memlekette. Bu kurduğumuz bu kadar hani şu an bahsediyoruz da bu hissetmişiz yani bu yakın ilişkiyi ama bir o kadar da uzak bir ilişki kuruyoruz biz aslında. Çünkü bir gün içinde onlarca insanı bu şekilde yakın fiziksel temaslarda bulunuyoruz. Bir noktadan sonra kurduğumuz bu ilişkilerin, temasların bizim için hiçbir anlamı kalmıyor. Yabancılaşmaya başlıyoruz buraya dair. Yani kentli insan uyaranlara, uyarıcılara karşı bir yabancılaşmayı içeriyor. Yani kalabalıklar içinde kendi dünyamızı oluşturmuş oluyoruz aslında. Şüphesiz bu süreci teknolojik gelişmeler de tabii ki destekliyor. İşte örneğin yani metrobüste, otobüste ya da yolda kalabalıklar içinde yürürken kulaklığımızı takıyoruz ve bir anlamda bütün etrafımızdakilerle ilişkimizi kesiyoruz. Bize temas etmesine izin verdiğimiz insanlarla bağlantıda kalıyoruz ve yeni kamusal alanlar geliştiriyoruz. İşte nedir bu yeni kamusal alanlar? Bugün bu platform. Burada kendi alanlarımızda, kendi korunaklı bölgelerimizde bir şekilde birbirimizle temas ediyoruz bu sanal ortam içinde. Yani bir sanallık hali hakim oluyor. Böylece yavaş yavaş da toplumdan soyutlanmaya başlıyoruz. Şimdi peki bunun pandemi süreciyle alakasını nasıl kurabiliriz? Nasıl okuyabiliriz bu süreci? Şimdi öncelikle şunu netleştirmekte fayda var. Her ekonomik ve teknolojik dönüşüm kendi toplumsal ilişkilerini yaratıyor. Bu ilişkileri yaratırken de kendi kentlerini inşa ediyor. Bunun örneğini yakın tarihimizde biz yaşadık. Nasıl yaşadık? 1970'lerin sonunda dünya bir ekonomik krize girdi ve 1980'le birlikte bambaşka bir döneme girilmeye başladı. Ya bugün postmodernizm, küreselleşme diye bahsettiğimiz kavramlar aslında bu sürecin çıktıları, bunların nüvesidir. Bunlar neyi içeriyor? Şimdi küreselleşme bazı kentlerin küresel iş bölümünde belli özellikler kazanmasını öngören bir küresel kent kavramını ortaya çıkardı. İşte ticaret kentleri ortaya çıktı, finans kentleri ortaya çıktı, turizm kentleri ortaya çıktı. Böyle bir dönüşüm yaşandı kentler anlamında ve kentler karlı yatırımların alanları haline dönüşmeye başladı. Bu anlamda da Türkiye bu süreci İstanbul'a dahil olmayı uygun gördü. İstanbul'u parlattı. 1980'lerde başlayan bu süreç aslında Türkiye'nin de birazcık işte ekonomik ve politik krizleriyle birlikte 2000'lere kadar rölantide devam etti ve 2000'lerden sonrasında İstanbul'un küreselleşmesi müthiş bir hız kazandı. Biz neler gördük bu küreselleşme yaşanırken? Bir kere kentsel dönüşüm gerçeğiyle karşılaştık. İstanbul'un kentleşmesindeki en büyük özelliklerden bir tanesi gecekondulaşmaydı. 1950'lerdeki, 60'lardaki yoğun kırdan kente göçle birlikte bu gecekondu alanları dönüşerek gökdelenlere, büyük sitelere, belki işte farklı türlü apartmanlara dönüşmeye başladı. Bir AVM gerçeğiyle biz karşılaşmaya başladık bu süreçte. Parklar, bahçeler yani hepimizin doğal olarak toprağa temas ederek ilişki kurabildiğimiz kamusal alanlarımız bir anlamda kapalı alanlara ve tüketim alanlarına dönüşmeye başladı. Böyle süreçleri tecrübe ettik. Şimdi bir yandan da şu oldu. Bütün bu yatırımlar İstanbul'a akmaya başlayınca, İstanbul yatırımlar için karlı bir alan olmaya başlayınca ayrıca bir göç de artmaya başladı. Nüfus yoğunluğu başladı. Neden? Çünkü iş burada. Yani ekmek burada en genel anlamıyla. Dolayısıyla okumaya geliyoruz örneğin ve buradan gitmek istemiyoruz. Kültürel faaliyetler burada. Aklımıza gelen her şey burada. İstanbul bir mega kent, bir metropol. Zaten her şey bunun üzerine bina edildi İstanbul'da. Ama ne oldu? Biz pandemiyle karşılaştık. Bir anda pandemi sürecine girdik ve bu nüfus yoğunluğu maalesef bizi üzen bir tarafa götürdü. Pandeminin en çok görüldüğü nokta şüphesiz İstanbul zaten ve tüm bu nüfus yoğunluğundan kaynaklı ve İstanbul'un bu kadar mobilizasyona açık olmasından kaynaklı bir süreçti bu.
Ama gördük ki yani İstanbul maalesef bu kadar yoğunluğu ve bu kadar yatırımı kaldıramayan bir yer. Yani Edip Cansever şiirinde bir masadan bahsediyor ya, koydukça koyuyor ve safa sağlandırıyor. Ama İstanbul böyle bir yer değil. İstanbul sallanıyor. Yani asla eskisi gibi olmayacak İstanbul'un bundan sonraki geleceği. Bu süreçte zaten daha öncesinde de konuşulan bir akıllı kent gündemi tekrardan ortaya kondu. Şimdi bu akıllı kentler meselesine dair benim inanılmaz derinlikli bir bilgim yok ama iki nokta ön plana çıkıyor. Benim de üzerinde düşündüğüm iki nokta ön plana çıkıyor. Şimdi bir tanesi şu, akıllı kent şunu öngörüyor. Bir şehre bu kadar yüklenmenin gereği olmadığını söylüyor. Yani nüfusun ve yatırımların başka şehirlere de, kentlere de dağıtılması gerektiğini öngörüyor. İkincisi de ev ve çalışma alanının bir arada tasarlanmasını öngörüyor. Böylece kentteki iş çıkışı İstanbul trafiği diye bir şey yaşıyoruz ya biz mesela. Bunun minimuma indirilmesini öngörüyor. Şimdi biz ev ve çalışma yaşamının bir arada gitmesini aslında bu pandemi döneminde home office çalışarak birazcık tecrübe ettik. İşte home office çalışıyoruz, derslerimize online giriyoruz ya da hani daha öncesinde online alışveriş yapıyorduk ama bugün daha fazla bunu yapıyoruz. Dışarıyla daha az ilişki kuruyoruz ve kurduğumuz ilişkileri de aslında mesela şu an olduğu gibi online bir şekilde kuruyoruz. Bir online bağlantılar silsilesi içindeyiz. Şimdi burada bağlantı kelimesini kullanıyorum çünkü postmodern bir dönemin de içindeyiz biz aslında. 1980'lerden sonra yaşadığımız küreselleşmeyle beraber ortaya çıkan döneminin insanıyız biz aslında. Postmodern insanlarız. Ve postmodern insan da 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında, konuşmamın başında tarif ettiğim kentli gibi bireyci bir kentli. Bireyci bir insan ve toplumsallıktan uzak bir insan. Bu anlamda da. Dolayısıyla ben merkezci bir karakteri olduğunu biliyoruz. Toplumsallıktan uzak bir karakter. Şimdi bir de pandemi tüm bu işte kentsel yoğunluk, kentsel yatırımlar vesaire bahsettiğimiz şeyin üzerine bir de sağlık korkusunu ekledi. Yani biz bugün dışarı çıkmıyoruz ama hani veya dışarı çıktığımızda da insanlarla bir şekilde daha mesafeli bir ilişki kuruyoruz. Çünkü korkuyoruz. Yani sağlık bu. Hayatta kalma güdümüz var en nihayetinde. Dolayısıyla hepimiz kendi sağlığımızı korumak için de başkalarından uzaklaşmaya, kaçmaya başlıyoruz. Şimdi bu noktada benim iki tane sorum ortaya çıkıyor. Sizlerle birlikte konuşmak istediğim soru ortaya çıkıyor. Şimdi bir tanesi pandemi sonrası nasıl bir toplumsal ilişki biçimi bizi bekliyor? Yani bu kadar işte kentlilikten bahsettik, kentliliğin biçiminden bahsettik, bireyselliğinden, toplumsallıktan, uzaklığından vesaireden bahsettik. Ama pandemi bizi daha da bireyselleştirecek mi? Yoksa daha dayanışmacı bir toplumsallığı yeniden kurmaya mı itecek? Bu benim pandemi başladığından beri düşündüğüm ilk soru ve her ikisinin de ben güçlü argümanları olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi ikincisi de şu, ikinci konuşmak yani sizlerin de katkısıyla konuşmak istediğim şu, İstanbul üzerinde bu kadar yatırım planları varken, bu kadar büyük projeler, mega projeler varken ben politik anlamda akıllı kentlere kısa vadede geçilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama bireysel olarak İstanbul'dan tersine bir göç başlayabilir mi? Yani sonuçta biz home office çalışabiliyoruz. Yani işlerimizi online yapabiliyoruz. Birçok şekilde kültürel faaliyetlerimizi de internet üzerinden, bilgisayarlar üzerinden ya da telefonlardan gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla aslında İstanbul'un bize vaat ettiği her şeyi biz online gerçekleştirebiliyoruz. İstanbul'a gelmek ya da metropollere gelmek artık hala anlamlı bir şey mi? Yoksa gerçekten daha insanla, daha korunaklı bir şekilde temas edebileceğimiz başka yerlere mi göç etmeye başlayacağız? Bunu konuşalım bu noktadan itibaren hep birlikte isterseniz. Benim genel anlamda çizeceğim çerçeve bu kadar. Birinci sorun çok özetle alabilir miyim? Ben biraz kaçırdım tabii. Orada. Şimdi hem 19. yüzyıl son işte 20. yüzyıl kentleri için hem de 21. yüzyıl kentleri için, kentlileri için aslında bir bireysellik tarif ettik.
bireysel ilişkiler kuruluyor. Toplumsallıktan uzak ilişkiler kuruluyor. Şimdi 1980 sonrası yani postmodern insanda bu teknolojinin de gelişimiyle birlikte birazcık daha bireyselliğine de dönmeye başlıyor. Pandemi de bir sağlık korkusu yarattı en nihayetinde ve biz insanlarla biraz daha mesafeli ilişki kurmaya başladık. Şimdi bu noktadan sonra pandemi daha da bireyselleşmiş bir toplumu mu ortaya çıkaracak? Yoksa aslında daha dayanışmacı bir toplumsallığı yeniden kurmamıza mı imkan tanıyacak? Açıkçası şeyden yana söyle adına hani o daha bireysel bir toplumu ben mesela arkadaşlara da o anlamda sormak isterim. Benim en çok özlediğim bu pandemi sürecinde sarılmak oldu ya. Yani bilmiyorum siz sarılmayın. Sarılmayın. Yani böyle daha bireyselleşme derken ben tam tersi böyle insanlara sarılmayı çok özledim. Gerçekten çok özledim. Peki mesela şeyi tahayyül edebilirim. Ben açıkçası hala korkuyorum yani. Sonuçta bu pandemi 3-5 ay içinde bitecek bir şey değil. Uzun vadeli ve senelerin konuşulduğu bir şey aslında. Yani tıpçı arkadaşımız daha iyi bilir bu süreci ama hani bu 1-2 yıl içinde çok rahat ben kimseye sarılabileceğini inanmıyorum. Derya bize biraz bahsetsin o zaman. Bizi nasıl bir şey bekliyor bundan sonraki süreçte Derya? Yani kendi okulum da bana bu konuda birazcık eğitim verdi ve bu artık modern hayatta adapte olmamız gereken bir durum olarak yani olacak. Bundan sonra artık bu süreç kesinlikle hani sonbaharda yine artacak. Bizim şansımız ki biz bahara denk geldik. Çoğu ülke kışın denk geldi. Bundan sonra da yani tek umudumuz mutasyona uğrayıp kendini zayıflatması. Çünkü aşının yetişmesi en iyi ihtimalle işte 9 ay, 1 yıl ve 2 yıla kadar uzayabiliyor aşı çalışmaları. Aşı çalışmaları çıksa bile yani bu kadar dünya nüfusuna nasıl denk geleceği de belli değil. Onun dışında yani yapabileceğimiz tek şey gerçekten artık bundan sonra kendim için de söylüyorum sağlık çalışanları. Her hastaya artık hani eskiden HIV için koruyorduk kendimizi hani. Her hastaya yaklaşırken bulaş olmaması için dikkat ediyorduk. Artık her hasta COVID'liymiş gibi bakmak gerekiyor. Ve hem kendimizi korumak için hem hastayı korumak için. Sonuçta biz de COVID'li olabiliriz. Ve bundan sonra da bunun gibi salgınlar yine olabilir yani. Dediğin soruya da ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kesinlikle sosyodemografik özelliklere çok bağlı. Bundan sonra kentlerin gideceği durum diye düşünüyorum. Çünkü belli bir sosyodemografik düzeyinin üstünde olan insanların bireyselleşmeye gitmeye devam edeceğini ama çoğu insan bu virüsün olmadığını da düşünüyor. Yani onlara nasıl bir hani değişiklik olacağını bilmiyorum. Kent konusunda da ben yeni bir kitap okuyorum. Kentlerin aslında yani sanayi devriminden baya önce kurulduğu söyleniyor zaten öyle. Orada da şey diyor bazı kentler gerçekten organik olarak ortaya çıkmış. Yani belli bir ticari ve şeyin üzerine gide gide kendi kendine oluşmuş kentler var. Bir de belli bir yönetimin o kente eklemeler şeklinde oluşturduğu kentler var. İstanbul herhalde doğal olarak organik bir şekilde oluşmuş bir yer. Tamamen ticari ve şeye bağlı olarak. Bundan sonra yönetimin bir kentin üzerinde ne kadar bir etkisi olacağını tahmin edemiyorum yani. Ben de o konuda katılıyorum. Akıllı kentlere geçeceğimiz, yani umalım ki geçelim. Her kent aynı İstanbul kadar kendine yetebilse ve İstanbul'un yükü hafiflese çok iyi olacağını düşünüyorum. Benim peki, kısaca fikirlerim bu kadar. Peki sence sağlık sektörü mü mesela liderlik edecek bundan sonra kentlerin nasıl şekilleneceğine? Yani tamamen mevcut yönetime bağlı yani Türkiye için söyleyeyim. Ama öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta şimdiye kadar gerçekten göz arkası edildi sağlık personelleri, sağlık
Yani sağlık çalışmaları hep bir yani siyaset ön konusu oldu. Sağlıkçılar hep bir arka planda oldu. Ve bu dönem bize şunu gösterdi. Aslında sağlık en önemli yani en güçlü tutan, ekonomiyi de yukarıda tutan bir sağlık planlamaları olması gerektiğiydi. Yani umuyorum, olması gerektiğini düşünüyorum. Ne olacağını bilemem. Yani inşallah tabii dediğin gibi ummak burada şeyimiz. Çünkü insanlar geçti hastalık bitti diyelim ki 20 gün 30 gün sonra her şey rahatladı, esnemeye başladı bir takım faktörler. Bu durumda tam tersine tamam ya bu da geçti. Ama bunda belki de bu vurgu yapacak olan yine sağlık sektörü diye geliyor insanın aklına. Kesinlikle. Yani şu anda Türkiye'nin en güzel yaptığı şey gerçekten bilim kuruluna göre hareket etmeleri. Bizim kendi üniversitelerimiz çıkan son kararlara bağlı olarak hani online eğitim kararları almaya başladılar. Yani bu basite indirgenecek bir şey değil. AVM'ler açıldığında eminim yine ufak bir pikler görülecek. Yani onları en iyi şekilde dinlemek gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra da umarım yani planlamaları ona göre yine düzenlerler diye düşünüyorum. Bilim kurulu ve şeye göre. Senin branş seçimin için etkili oldu mu peki bu süreç şu anda? Kafanda değişen bir şey var mı? Kesinlikle bir an düşündürdü yani. İnsanlar şu an kanserle savaşmak yerine işte virologlar bir pandemi sonrası işte virüs üzerindeki çalışmalarını daha çok çalışıyorlar. Yani benim tanıdığım bütün hocalarım artık COVID üzerinde çalışmaya başlıyor. Kendi branş şeylerini bir kenara bırakıp. İnsan bir düşünmüyor değil. Ama şu da bir gerçek. Geçen seneye oranla yani bu salgın dışında ölümlerin 3 kat arttığı ortaya çıktı. Biz bu sırada COVID ile ilgilenirken diğer acil hastaların hepsini arka planda bıraktık. Bu bizim ayıbımız, onu söyleyeyim. Yani çoğu insan kalp krizi geçirip evinde acile gitme korkusu yaşadı. Ve çoğu yani kurtulamadı. Çoğu doktor bir hastayı, yani gerçekten acil bir hastayı kabul edemedi COVID nedeniyle. Ve insanlar gerçekten virüs dışında da çok fazla ölüyor. Bunlar bizim eksilerimiz. Bunlar hakkında yani üzerine konuşuluyor mu çok bilmiyorum. Sosyal medyayı takip etmiyorum. Bu tarz şeylerin de var olduğu gerçeği var. Bizim adapte olmamız lazım ama hasta olan çok farklı bir grup daha da var yani. Benim söyleyeceklerim o zaman aslında şeyin Nur'un ikinci sorusuna biraz bir cevap gibi oluyor. Yani tersine göç aslında bir yerde sırf bu sebeplerden dolayı da söz konusu olabilir. Yani çünkü birçok başka sebeplerden dolayı, sağlıkla ilgili sebeplerden dolayı, hizmet alamamaktan dolayı çok güç duruma düşen veya ekonomik sebeplerden dolayı çok güç duruma düşen aileler belki tersine göç düşüneceklerdir. Ne dersiniz? Evet, aslında bunu birebir şu anda yaşıyor gibiyiz bizim ailede. Çünkü babam KOAH hastası ve şu anda bir sıkıntısı var. Doktora gitmeye de hem çekiniyoruz ama sağ olsun bizim doktorumuz online olarak her türlü desteği sağlıyor. İşin kötü tarafı doktorların birçoğu da bu virüse yakalanabiliyor. Yine aynı babamın doktoru aynı şekilde ve açık açık gelmeyin dedi zaten. İnsan sürekli bir tereddüt halinde devam etmek zorunda kalıyor. Bazı doktorlar cevap veriyor, bazıları cevap vermiyor. Hani bu da Derya'nın söylediği gibi belki gelişim sürecinde ilerlemesi gereken bir şeydir. Evet, bizim ailemizde 3 tane sağlıkçı var. Üçü de COVID-19'a yakalandı. Çok şükür atlattılar ama aynen dediğin gibi sağlıkçılar birebir tehdit altındaydı. Evet, daha büyük risk altında. Dolayısıyla zaten bu işte insanda ister istemez işte Derya'nın da dediği gibi daha uzun süre COVID'den saklanmamız gerekiyor. Çünkü virüsü orada biz saklanmak zorundayız. Saklanmanın da karşılığı artık normalleşme sürecine de girmemiz lazım. Yani bir şekilde sokağa da çıkmamız lazım.
İşte daha bireysel bir hayat. Nur arkadaşımızın sorduğu soru, hani kent sosyolojisi üzerinden baktığımızda daha yalnızlaşmış bir toplum, daha bireysel bir topluma da mecburen evriliyoruz. Ne dersin? Ben yani bunu öngörüyorum zaten. Hem tarihsel olarak da zaten yani bu şekilde yaşadığımız toplum zaten bu şekilde ve teknoloji de öyle ya da böyle bunu imkanlı kılıyor. Yani bugün her şeyi evimizden yapabiliyoruz. Bu kadar toplumun içine girmek mecburiyetinde değiliz ve sağlık bu kadar önemliyken, hayatta kalma güdüsü bu kadar içimizdeyken bence daha da bireyselleşmeye başlayacağız. Yani bundan çok korkuyorum. Bu peki bir hani, soru. Bir konu ama soru sormak istiyorum da yani biz sosyal varlıklarız. Peki bu bireyselleşme insan psikolojisi üzerinde nasıl bir etki yaratır sizce? Şimdi ya, psikoloji meselesine ben doğrudan bir şey söyleyemem. Ama yani nasıl cevaplayabiliriz bunu? Kabulleniyoruz herhalde bu sürece. Alışmaya başlıyoruz yani. Sonuçta işte belki en başında akıllı telefonları da reddediyorduk. İşte Instagram'ı, Facebook'ı, yani sosyal medyayı da belki reddediyorduk ama artık bir şekilde içine giriyoruz bunun. Oradan sosyalleşmeyi öğreniyoruz. Aslında bütün mesele bu süreci öğrenebilmek içinde yaşarken. Ben yani bir katkı yapabilir miyim? Ben bir katkı yapabilir miyim? Biraz geç katıldım ama ne güzel gidiyor. Elif Sungur, ben dernek ikinci başkanı. Herhalde bir 5-6 yıl önce Mutluluğun Sakıncaları diye bir kitap okudum. Tam yazarın adı hatırımda değil ama kent sosyolojisi meselesini de ele alan mimar bir yazardı. Ve şundan bahsediyordu. İnsanlar, kentlerde yaşayan insanlar merkeze yakın yaşadıkça ve araba kullanmadıkça toplumun içinde insanlarla hemhal olarak işte kamu vasıtalarına binerek yaşadıkları zaman daha mutlu oluyorlar. Böyle birkaç araştırma sonucuna referans veriyordu bu kitap. Şimdi biz bunu tam tersi, tam diğer tarafına gitmiş bir hayat içinde yaşıyoruz. Yani büyük kentte yaşarken, COVID-19 pandemisi yokken de zaten hani banliyölerdeki hayat, siteler içindeki hayat, uydu kentler filan, bunların hepsini hepimiz deneyimliyorduk zaten büyük kentlerde yaşayan kişiler olarak. Bu zaten toplumun birbiriyle, insanların daha doğrusu ilişkisini zaten bozan faktörler bunlar. İşte Covid olunca iyice ne bu temas koptu ve Zeynep'in dediği gibi ben de insanlarla sarılmayı özledim. Benim bir kızım var. Ben ona mesela 2 aydır ilk defa dün şöyle kafasından arkadan yaklaşarak öptüm. Yani o kadar birbirimizden çekiniyor olduk. Çünkü hani birbirimize zarar gelmesin diye falan anlaşılır şeyler bunlar. Ama bizim hani duygusal halimiz bilmiyorum yani insan oğlu başka bir hani virüs nasıl versiyonlara gidiyorsa, mutasyonlara uğruyorsa insan olarak biz de mutasyona uğruyoruz gibi geliyor bana. Hani duygusal dünya açısından gerçekten acayip bir şey bu. İnsanlar zaten hani gençlerde daha tipikleşen ya da billurlaşan bir şekilde yalnız yaşamak, bireysel yaşantı vesaire. Ama bu hani toplum, peki toplum ne olacak? Ama şöyle şeyler de görüyoruz, işte Amerika'da ne bileyim siyah derili insanların, işte parası pulu olmayan, sigortası olmayan insanların tedavi alamadığı, öldüğü veya en azından süründüğü falan, yani bunlar ileri demokrasi tırnak içinde, ileri ekonomi düzeyinde gördüğümüz ülkeler. Ve bir yandan da şimdi bir başka şey okuyorum, İyimser Olmayan Umut adında bir kitap. Yani olgulara tıbbiye öğrencisi arkadaşımızın söylediğine de çok katılıyorum. Yani sağlıkçılar zaten söylüyordu böyle şeyin geldiğini. Yani demek ki iktidarlar dikkat etmiyor. Yani olgular ya da bilimsel gerçekler ya da veriye dayalı değerlendirmeler yapmıyor iktidarlar. Fakat bu iktidar sadece siyasi olarak bizim oy verip de seçtiklerimizden oluşan bir şey değil. Toplumun her aşamasında evimizden başlayarak iktidarlar var. İktidarlar üzerinde düşünmek zamanı. Yani düşünce düzeyinde ya da fiziksel düzeyde iktidarlar üzerinde düşünmek lazım. Bu kent İstanbul COVID-19 pandemisinden önce de gayet aşikardı bu. 25 milyon insan olsun diye organize edilen bir kent. Meksiko City olsun diye yani
bu planlanmış şeyler bunlar. İşte Ataşehir'deki finans şeyleri bilmem ne. Bunları hepimiz izliyoruz 3-5 eksiğiyle bile olsa. Bunları zaten biliyoruz. İşte bu kadar büyük kentler, tabii doğal yanı da var. Gene dediğiniz gibi hani kendiliğinden organik kuruluş, su kenarlarında ticarete uygun bir kent, bir sürü diğer kaynaklar açısından kent olmaya müsait bir kent burası. Ama şartların zorlandığı bir yer bir yandan da. Hani dolayısıyla tersine göç, evet, ama nereye göç? Yani insanlar için taşrada eğitim ne kadar var? Sağlık ne kadar var? Beslenme, kültürlenme, bunlar ne kadar var? Bütün bunların hepsini konuşmamız gerekiyor ama herhalde insanlar yine de idarenin iyi çözümler bulmasını beklemekten ziyade insanların küçük topluluklar halinde çareler bulması gibi durumlar olacak. Yani kooperatif mantığı ya da işte bilmiyorum meclisler bu dönemde. Bizim yaptığımız da şu anda böyle bir şey. Sözüne biraz şey yapayım, küçük bir parantez bitti, açayım. Bitti. Yani şey Elif'e şu anlamda çok katılıyorum ve şu anda zaten onu da sürdürüyor oluyoruz. Yani sadece bizim derneğimizde değil, birçok platformda bu yardımlaşma, dayanışma gruplarının kurulduğu ve sivil toplum örgütlerinin aslında daha da ön plana çıktığı, hani aslında sivil toplum kuruluşları biraz daha fiziksel, daha sahaya inen, daha sahada bulunan taraflar ama bu pandemi ortamında yardımlaşma ve dayanışmadan dolayı ortaya çıkan sivil toplum örgütlerinin önemi de ortaya çıktı. Dolayısıyla şey daha çok hani iktidarlar vesaire topluma yön verenlerden bahsediyoruz. Aslında bir yerde topluma yön verenler işte bilim kurulu mesela. Bu da bir küçük bir örgüt aslında bir anlamda. Dolayısıyla topluma yön verenlerin sivil toplum örgütleri oldu. Biraz daha herhalde bilinir olacak. Biraz daha dönüp bazı kararlar alırken buralardan faydalanılacaktır diye umut ediyorum. Çünkü biz kendi içimizde standart bir zamanda ola gelenden çok daha fazla iletişim trafiği yaşadık aramızda. Bu süreçte sizlere destek olabilmek adına. Mevcut iletişimimizin çok daha üstünde. Niye? Çünkü bir şeylere çözüm üretmeye çabaladık. Bir şeyleri yönetmeye, yönlendirmeye çalıştık. Birçok sivil toplum örgütü herhalde bu şekilde çalışmıştır. Dolayısıyla bilmiyorum Nur ne der bu anlamda bize daha bir iki bir şey söyleyebilir. Herhalde sivil toplum örgütlerinin de bu yeni kent organizasyonunda epeyce bir yeri olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle Elif Hanım'ın söylediği bir hususa değinmek istiyorum. İktidarların buraya dair planları yok muydu? Bunu işte hani öngöremediler mi gibi bir sanırım cümle kurdunuz. Şimdi şöyle zaten neoliberal dönem aslında konuşmamda bahsettiğim dönem yani 80 sonrası dönem devletin payının minimum olmasını öngörüyordu zaten. Biz bunu Türkiye'de nasıl gördük? Devlet Planlama Teşkilatı'nın kaldırılmasıyla tecrübe ettik. Yani dolayısıyla artık planlamacı, kalkınmacı politikalar üretilmek yerine daha sermaye odaklı, karlı, günübirlik politikalar üretilmeye başladı. Dolayısıyla hani pandemi öngörülmüyor muydu ya da herhangi bir olağanüstü bir durum öngörülmüyor muydu? Yani bence devletler nezdinde öngörülmesine rağmen çok da hani üzerine düşünülmemiş bir süreçti. Bilim kurulundan bahsettiniz siz de. Şimdi bu noktada birazcık şöyle bakmak gerekiyor. Bilim kurulu sivil toplum mu değil mi? Buna tartışmak gerekiyor. Ama bir yandan da sivil toplum, yani bilim kurulu ne kadar bağımsız ve kararları ne kadar bağımsız bir şekilde yürütülebiliyor. Yani bugün AVM'ler açıldı ve bilim kurulunun gerçekten bunun karşısında durduğunu biliyoruz. Ama burada bir iktidar gücü var. O anlamda sivil toplumlar küçük topluluklara belki yön verebilir. Daha evet küçük topluluklara yön verebilir ama daha makro düzeyde yani iktidar elinde yürütülen başka da bir süreç var. Ya yani bunu ihmal etmememiz gerekiyor bence. Çünkü o zaman idealde olması gereken ne? Pratikte ola gelen. Evet, zaten ideal her zaman sivil toplumun
yani liberal düzende, şu an içinde yaşadığımız liberal demokrasilerde sivil toplumun ön planda olmasıdır. Ama bizde sivil toplumlar o şekilde ilerlemiyor maalesef. Daha iktidar temelli bir siyaset kültürümüz var bizim. Şöyle bir şey de vardı aslında Nur. Şimdi fütüristler gelecekte çalışma hayatının nasıl olduğuyla ilgili şöyle şeyler söylüyorlar. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Meslek grupları olacak, öbekler olacak. Yani insanlar şimdi bu mesela o kadar ayna gibi gözüktü ki bu pandemi ortamında. Mesela hekimler. Şimdi herkes hekimlerin ağzına bakıyor. Hatta ben Trump'ın birkaç o ulusa sesleniş tarzında şeylerine baktım. Yayınlarına, canlı yayın. Mesela yanında onun şeyi var. Bu pandemi koordinatörü hekim şey yapıyor. Yani şimdi size taklit edeceğim. Gülün. Yani Trump öyle abuk abuk konuşuyor. Kadın şöyle yapıyor. Falan. Yani çünkü bir sistematik var. Trump ne kadar atarsa da tutarsa da başkan olarak. Sonuçta orada o kadının ya da işte o doktorun temsil ettiği bir mesleki bilgi havuzundan etkilenen bir şey var. Ya da bilmiyorum, ben mi öyle görmek istiyorum? Yani tabii Amerika'yı o kadar bilmiyorum ben, ama hani izleyebildiğim bir seyirci olarak meslek insanların özelliği nedir? Spesifik alanlarda bilgi biriktirir bu insanlar, değil mi? Hani mühendis onu bilir, işte doktor öbürünü bilir, iktisatçı, sosyolog. Ya bu insanların bildikleri spesifik şeyler var, inceleme şeyleri var, gözleri var, bilgileri var. Dolayısıyla bu insanların neler dediği önemli olacak. Meslek öbeklerinin bir parçası olmak, saygın bir meslek erbabı olmak çok kıymetli olacak. Bu ne demek? Şirketler gücünü kaybedecek, insanlar daha güçlü olacak demek. Buna ihtiyacımız var. Böyle bir dünyaya ihtiyacımız var zaten. Yani insanların değerli olduğu, şirketlerden ziyade insanların değerli olduğu bir organizasyona, toplumsal organizasyona ihtiyacımız var. Kent içinde, kent yönetiminde insanların görev almasına, yetkili ya da işte seslerini duyurabilmesine ihtiyaç var. Belki kenti de böyle etkileyecek. Yani kent yönetimleri daha belki merkez kaç oluşacak. Yani belki hani Amerika'daki gibi, bizimki öyle değil. Bizimki çok merkezi mesela yönetiliyor kentler. İşte belediyelerin bir takım aktivitelerine merkezi iktidar, örneğin Dursuz falan diyebildi, hepiniz takip ettiniz. Belki de kent yönetimleri biraz daha kendi içinde. Mesela New York valisi Trump'a karşı çıktı. Onun demesiyle olmaz, ben açmıyorum dedi. Açmadı yani, mesela öyle şeyler oldu. Belki bu tip şeyler bizim kentlerimizin her büyüklükte yönetiminde sivil toplum, vatandaş, meslek gruplarının belki daha fazla söz sahibi olması. Çünkü bilgi değerli. Ama bilgide de şöyle bir şey var. Sadece belli bir meslek alanında biriktirilmiş bilginin aşırı tahakkümü, mesela aşırı tıbbi bilgi tahakkümü, aşırı ne bileyim işte başka şeyler, neyse, bu da önemli. Yani dengeli olabilmesi, birçok farklı bakış açılarının bir arada bulundurulabilmesi böyle zamanda herhalde değerli gibi geliyor bana. Kent burada, hayatı açısından. Burada bize Buse istatistiksel olarak belki bu ara hakikaten hep, gerçi kötü istatistiklere bakıyoruz. Kim öldü, kim kaldı, kaç vaka sayısı var, kaç iyileşti, değil mi? Aslında pandemi yönetiyor şu an ülkeyi veya tüm dünyayı. Pandemi yönetiyor. Hiç kimsenin söz hakkı yok. Tek söz hakkı olan pandemi şu anda. Ve insanların sağlığı, insanların ölü sayısı, vaka sayısı, tüm dünyayı şu an o yönetiyor aslında. Değil mi? Ne dersin Buse? Evet. Yani şöyle, aslında bizim şu an hocalarımız da tam olarak bunun üzerine yoğunlaşmış durumda ve ben şöyle düşünüyorum, verinin şu aşamada ya da geleceği öngörme açısından şu aşamada çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bizim çoğu hocamız hatta bize sürekli bir baskı uyguladılar. Hadi gelin, hani siz de bunu araştırın, bize destek olun. Gerçekten bu konuda da çok üstümüze düştüler. Ve şu an kendi hocalarımın yaptığı çalışmaları da görüyorum. Ve tutarlı şekilde ilerliyor geleceğe bakma açısından. Ama şöyle bir şey var, verilerde insanların davranışlarıyla değişebiliyor. Çok net bir şekilde değişebiliyor. Hatta bu sanırım biraz bilinçle de alakalı. Hani çok basit bir örnekten maske takıp takmamak bile veri sistemini çok oynatabiliyor. Ama şu anda benim incelediğim...
diye düşünüyorum. Evet, bu senin söyledikleri şunu da gösteriyor aslında. Yaşamı insanların davranışları oluşturuyor. Yani geleceği tahmin etmek, birileri yapacak, biz bakalım ne gözüküyor, bakalım tahmin edelim. O değil yani, bizim yaptıklarımızla gelecek oluşuyor. Her birimizin şu dakikadan itibaren ve daha önce yaptığımız her şey yarın olacakları belirliyor. Yani çok önemli bu farkındalık. Bir şeyler oluyor ve biz seyrediyor değiliz. Bizzat onu yapıyoruz biz yani. Bu bilinç, belki bu bireysel yaşam bunu hissetmek için çok uygun bir ortam sağlıyor. Kapanma ve içe dönme hali. Bilmiyorum, insanlar böyle düşünüyor mu? Ben en azından düşünüyorum, hissetmeye başladım bunu daha çok yani. Benim davranışlarım yarını oluşturuyor. Bu önemli bir farkındalık. Örneğin bu analizler yapılırken bir ülke ya da dünya çapını göz önüne alarak bir tahmin modeli oluşturulabiliyor. Ve dediğiniz gibi çok fazla faktör etkili. Sadece bir şeyi evet bu şekilde ilerleyecek, işte ülkeler böyle oldu, bizimki de böyle olur diye düşünmek de aslında bu aşamada yanlış oluyor. Çünkü ülkeler bazında da insan davranışları değişebiliyor. Çok fazla faktör var ve kişisel bilinç bence bu aşamada çok çok önemli. Evet, bizim için gerçekten çok zor. Çünkü çok sosyal bir yaşamdan geldik, hele ki üniversite öğrencisi olarak. Şu an gerçekten bizim için zor ve bu süreçte artık bu düzene nasıl alışırız onu da bilmiyorum. Belki yeni nesil için bir tık daha rahat olur bu şekilde. Büyürler, bu düzene alışırlar, bu düzene gelirler. Bizim açımızdan biraz evet sosyalleşmeyi azaltmak zor oldu. Ama kişisel bilinç en önemlisi bence şu anda. Bu verileri de bunlar etkiliyor. Nur, birkaç kitap önerebilir misin? Okuma önerisi. İstanbul'un modernleşmesiyle alakalı aslında bir tane hemen şunu göstereyim. Pardon, ne kadar geçelim. Çok net görünmüyor ama söyle. Murat Gül tarafından yazılmış, Sel Yayınları'ndan çıktı. Modern İstanbul'un Doğuşu diye bir kitap. Bir kentin dönüşü, yani Osmanlı'nın sonlarından bugüne kadar ki gelen bir süreçte İstanbul'un nasıl modernleştiğinden bahsediyor. Bunu önerebilirim. Zaten biraz önce anlatırken de arkadaşlara hem Louis Wirth'ün unuttum şu an ismini, bir saniye. Urbanism as a Way of Life diye bir çalışması vardı. Bu kentlinin ne olduğu, anonimliğin ne olduğundan bahsetti. Bir de Zimel'in yine biraz önce de bahsettiğim Metropol ve Zihinsel Yaşam çalışmasına bu anlamda bakabiliriz. Ben bunları önerebilirim. Acaba? Efendim? Kitabın adını bir daha söyleyebilir misiniz not alsak? Modern İstanbul'un Doğuşu. Tamam, teşekkür ederim. Belki birazcık da distopya okumak lazım. Tesadüfen ben mesela bir önceki dönemde bir distopya serisi okudum. O kadar ilgi geldi ki bana şu günü anlamak için. Mesela işte çok bilinen şey 1984 mesela, o evet. Bir Rus yazarın Biz adında bir kitabı var mesela, ya da Cesur Yeni Dünya var, Huxley'nin kitabı. Bunlara bakılabilir. Hatta Hillary Jordan'ın Uyandığında kitabı nefis bence. Yani bugünü, şu anda bu böyle çip takalım insanlara, işte hasta olanı anlayalım falan filan fikirleriyle mesela ilgili düşünmeler için, kent yaşamının bu yönlerini hani mesela anlamak için Hillary Jordan'ın kitabı harika. Yani çok çok tavsiye ediyorum ben. Hayır, ben o noktada müsaadenizle iki tane diziden bahsetmek istiyorum. Yani Black Mirror'ı zaten hepimiz herhalde biliyoruz çılgıncasına. Bir de Osmosis diye bir dizi var, Fransız yapımı. Birazcık daha farklı bir yapısı var ama bu çip meselesinden gerçekten o da bahsediyor. Farklı bir yolla bahsediyor ama bence yani gelecekte mümkün olabilecek bir süreci anlatıyor. Onu da gerçekten tavsiye ederim. Çok sağ ol. Harika. Görünmüyor ama kapta evet, galiba. Bir arkadaşımız daha vardı. Büşra. Kamerası ve mikrofonu kapalı olan. Büşra mı yoksa yine geçen sefer? Evet, yine Büşra mı acaba diye ben de bir ara gördüm sanki kendisini. Demin ben de evet. Kedinin zulmü altındaydım, o yüzden şeyi kapattım. Sağ solu devirip miyav miyav yapıp duruyordu, onun için şey post-it takıyorum. Büşra sen misin? Sen olabilir misin? Kim bak geldi. Sema Nur'muş meğerse.
Merhaba, aa, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ ol, çok teşekkürler. Saçlar mı? Kesilmiş, saçlar gitmiş galiba. Yok, topladım şimdi, çok sıcak. Öyle mi? Aa, tamam. Senin için nasıl gitti Semanur, dinleyebildin mi? Ben biraz sonradan dahil oldum. Çünkü hani benim bu derslerle alakalı bu aralar işte projeler falan yoğun gidiyor. Aklım onda kalmış, gidip de metnimi düzeltiyordum. Sonradan geldi aklıma, o yüzden geciktim. Peki biz istersen susalım bu arada. Siz Nur'la bir Fransızca döktürün. Ben de şanlı hiç hazır değiliz, ne dersiniz? Gerçekten. Yani C1'de konuşsam bu bana hadi konuş deyince konuşamayacakmışım. Bence geçemeyiz herhalde bu noktada. Ay Allah. İyi bak, sizi de bir araya getirmiş olduk. Gerçi görüşmüşsünüzdür vesaire ama Nur'la. Ben çok sevmedim aslında süreci ama bir iki kere konuştuk. Bu arada arkadan inanılmaz ışık geliyor ve çok karanlık. Tabii, evet, şu anda acayip bir şey. Olsun olsun. Süreç şeklinde. Işık biraz kötü. Hani arkamı alıyorum güneşi, o yüzden normaldir. Olsun olsun. Peki var mı sorularınız Derya, Buse, Semanur? Derya şeyi evet, Semanur vardır belki aslında. Evet, biz deminden beri konuştuk ama. İnanın hiç aklıma gelmiyor. Yani bir anda böyle toparlanıp geldiğim için hani böyle bir aklım orada, hani bir tane ay şey makale düzeltmem gerekiyordu. Bir damlaya dalınca hani böyle bir oldum. Hani çok adapte olamadım. Biz tamam, bu şeyleri yayınlarız galiba, değil mi arkadaşlar? Evet. Daha sonra biz bunları YouTube'a koyarız. YouTube'da. Hani kaçıranlar da bakabilir falan, öyle bir şey düşünmüştük. Hani Nur açısından olmaz da kayıt alıyoruz. Kayıt olur, alıyoruz ve YouTube'da yayınlayacağız. Dolayısıyla bakabilsin. Tabii tabii. Güzel. Peki, çok teşekkür ediyoruz Nur o zaman sana. Çok teşekkür ederim. Hep bir arada olduğunuz için. Çok teşekkürler. Hem okuldaşımız olarak hem eski bir bursiyerimiz olarak bize verdiğin destek için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ben çok teşekkür herkes. Ederim. Evet, evet. O zaman bir sonrakinde görüşmek üzere. Evet, bir sonrakinde görüşmek üzere ve umuyorum ki daha sonraki zamanlarda da böyle sizler bizlere eğiten, öğreten seminerler veriyor olursunuz. Bizim böyle yaşlılığımızda özellikle pimpon, işte Covid gibi pandemilerde evde falan. 65 yaş üstü. Bana çok gerekli. Tabii biz mecbur 65 yaş üstü olunca zaten evden çıkamayacağız. Aynen. Evet. Bu kitap isimlerini belki WhatsApp grubunda yazılı olarak iletmek şey olabilir, yardımcı olabilir, olabilir diğer arkadaşlara da. Hı-hı. Hani okumak isteyenler evet, olursa. Evet, iyi fikir. Tamam. Burada bir paylaşım yerinde olabilir. Tamam. Belki. Nur'dan Zeynep, mentor grubundan rica edelim. Nur, sen bize mentor grubunda yazarsan biz de bursiyer grubuna iletiyor oluruz. Tamam. Evet. Evet. Zeynep'ciğim bir şey söylemek istiyorum. Şeyda, sonradan katıldım ama değerli konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Aklıma bir şey katıldı. Biraz önce Nur şey söyledi Elif'e, Elif Hanım dedi. Ben aslında gönülden hani biz yolumuza sizlerin ablaları olarak çıktık. Yaşımız ne olursa olsun bize abla derseniz ben şahsım adına çok mutlu olurum. Hani olur, bana şey ama hanım demeyin. Ama hani şey geldi, biz hani ablalarınız olarak, hani ablalarınız evet, hani abilerimiz olamayacağı için ablalarımız olarak öyle kalmayı tercih ediyorum. Teyze de olmayalım, abla olarak kalalım. Abla kalmayalım. Evet, olsun abla. Yaşımızda ortaya çıkmamış olur. Yani yeni nesil de siz de onların ablaları olun ve ablalar olarak ilerleyelim. Evet, tamam, zaten birbirimize olan saygı sevgimizi biliyoruz ama abla bana daha sıcak geldi. Çünkü hanım gelince araya bir mesafe gibi geldi bana. Onun için içim söylemeden edemedim. Ay, harika, harika bir şey. Evet. Peki bakalım. Gününüz peki, çok güzel olsun. Sağlıkla kalın. Evet, hadi, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. 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 Görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.